Özellikle bu Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk üslerinin etrafında Siyonistler toprak alım faaliyetlerinde bulunuyor. Özellikle bu Türk Cumhuriyeti'nde askeri bölgelerin etrafında yer alan arazilerin yabancıların eline geçmesine engel olunması gerekiyor. Bu konuda size somut bir belge sunmak isterim. Efendim gözlerinizi Yavrubatan'ın Geçitkale bölgesine çevirmenizi rica ediyorum. Geçitkale askeri havaalanı Türkiye'nin İHA ve İHA'larının sürekli konuşlanacağı bir daimi hava üssü. Hatırlayacağınız üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü törenlerine katıldığı 20 Temmuz 2021 tarihinde bu hava üssümüz, bu hava limanı tam faaliyete geçiyor. Bu üs ülkemiz için ciddi anlamda önem ifade ediyor. 74 Barış Harekatı'ndan sonra askeri üs amacıyla inşa edilen ve başkent Lefkoşa'nın 40 kilometre doğusunda bulunan Geçitkale havaalanı stratejik bir önem taşırken Türkiye'nin burada bir askeri havaalanı işletmesi, faaliyette bulunması da ciddi, başarılı bir hamle olduğunu da belirtmek isterim. Tabii şimdi buraya kadar her şey güzel. Türkiye Kıbrıs'ımızda bir hava üssü oluşturuyor. Burada bizim İHA'larımız kalkıyor, SİHA'larımız kalkıyor. Her şey güzel. Fakat şimdi anlatacaklarım şöyle: İsrail lobisi Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlandığı Geçitkale hava üssüne 5 kilometre yakınlıktaki bölgede büyük bir arazi satın alıyor. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim askeri hava üssümüzün, hava alanımızın olduğu yere yaklaşık 5 kilometrelik bir bölgede, yakınlıktaki bir bölgede büyük bir arazi satın alıyor. İşte yakın alan içi köyünde bu arazi. Onu da belirtiyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre bu satış, bu alınma işlemi İskele ilçesinde kayıtlı olan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının üzerinden yürütülüyor. Durumun vehametine, durumun rezilliğine bakar mısınız? Siyonist lobi geliyor ve bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşını aparat olarak kullanarak Türk hava üssünün 5 kilometre yakınından bir toprak alıyor. Yaklaşık 10 kişiden 1000 dönüme yakın bir arazi satın alıyor bu şahıs. Ve ayrıca şunu da belirtelim, Geçitkale hava üssümüze yakın olan 4 yol olarak bilinen bölgede de küçük de olsa bir arazi satın alıyor İsrail. Tabii vatan toprağının küçüklüğü olmaz. Şimdi bunlar aktardığım bilgiler. Şimdi bir soru sormamız gerekiyor. Birincisi, askeri bölgelerin yakınındaki toprakların satın alımının yasaklanması doğrultusundaki bir kısıtlama neden yok? Ve ikinci ve en önemli bir soru: İşin içerisinde siyasiler de mi var? Birazdan daha detaylı konuşacağız. Birazdan daha detaylı bilgiler vereceğim. Emin olun, Siyonistler birçok noktaya sığınmış durumdalar.